Bizden istenen. Bir tane çokgen varmış. Bir köşesinden de 15 tane köşegen çizilebiliyormuş. Bunun iç açılarının toplamının kaçlı kaçıya karşılık geldiğini soruyor. Önce kaç kenarlı olduğunu bulalım. Şöyle bir bağıntı kullanabiliyorduk. En kenarlıysa bir çokgen, bir köşesinden en eksi 3 tane köşegen çizilebiliyordu. Ki bu 15 olarak verilmiş. Tabii bunu bilmiyorsak ya da tereddüte düşüyorsak hemen bir köşeye herhangi bir çokgen çizip ne olduğunu görebiliriz. Mesela şöyle bir çokgen çiziyorum. Bu altıgen. 6 tane köşesi var. Bir köşeden kaç tane çiziyoruz bakalım. 1 buraya doğru çizeriz. 2, 3. Bir köşeden 3 tane çizebildik. 6 kenarlı çizebildiğimizlerin sayısı, çizebildiğimiz köşegen sayısı 3. 3 eksiği. Demek ki 3 eksiğiymiş. Buradan söyleyebiliriz. Ya da ben dörtgen çizseydim bir tane, herhangi bir dörtgen. Bir köşeden kaç tane çizebiliyorum? Bir tane. Kenar sayısı 4, çizebildiğimiz köşegen sayısı 1. Yine 3 eksi, en eksi 3 bağıntısı var. Hemen buradan söyleyebiliriz bunu. Bilmiyorsak ya da tereddüte düştüysek. Siliyorum şunu. En eksi 3 eşittir 15. Eksi 3'ü karşıya atarız, en eşittir 18. Demek ki bizim çokgenimiz 18 tane kenara sahipmiş. 18 kenarlıymış. İç açıları isteniyor. İç açılar toplamı. Bunu veren bir bağıntı vardı. İç açılar toplamını veren bağıntı. O da n eksi 2 çarpı 180'di. Kaç tane üçgensel bölgeyi ayırıyorsak ki n eksi 2 bölgeyi ayırırız. Onu 180'le çarpıyoruz. Tabii burada da tereddüte düşüyorsak yine şöyle bir yaklaşım takip edebiliriz. Yine bir tane çokgen çiziyorum. İç açılarının toplamı isteniyor diyelim ki. Beşgen bu. Üçgensel bölgeleri ayıracağız. Bir köşeden köşegenlerini çiziyorum. Üç tane üçgensel bölgeye ayrılıyor. Birinci bölge bura, ikincisi bu, üçüncüsü bu. Üç tane üçgen var. O zaman 3 çarpı 180'dir iç açılarının toplamı. Bizim çokgenimiz 15 kenarlıydı. 15. 2 eksiği kadar üçgensel bölgeye ayrılır. Kenar sayısı 5 bunun mesela. Kaç üçgensel bölgeye ayrıldı? 3. 2 eksiği kadar bölgeye ayrılıyor. Yani bağıntımız buradan çıkıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi bizden istenen bunun kaç tane 90 dereceye karşılık geldi? Yani 90'ın kaç katı oldu? Şuradaki x isteniyor bizden. Şimdi n yerine değerini yazıyorum. N 18. Daha az önce 18 olarak hesaplamıştık. 18 eksi 2, 16 çarpı 180 eşittir 90 x. 90 ve 180'i sadeleştiririz. Her iki tarafı 90'a bölüyorum. Bu 90'lar gitti. Şunlar 90'a böldüm. 90, 182 katı. Burada 2 kalacak. 16 çarpı 2, 32. X eşittir 32. Demek ki 32 tane dik açıya karşılık biliyormuş. Evet, var mı anlaşılmayan bir nokta?